İl Kadın Hakları Koordinasyon Kurulu İzleme ve Değerlendirme Komitesi yerel eşitlik eylem planları çerçevesinde Samsun'un kadın örgütleriyle bir araya gelerek derneklerin kadınların güçlenmesi alanında gerçekleştirdiği faaliyetleri ve hedefleri değerlendirdi. Kadın alanında çalışan sivil toplum örgütü temsilcilerinin katıldığı toplantıda kadınlar derneklerinin bu zamana kadar yaptığı faaliyetleri ve hedefleri anlattı. Neden kent konseyleri oluşması lazım? Yalnızca belediyelerimiz tabii ki çok iyi çalışıyor. Kaymakamlarımız çok iyi çalışıyor ama işin içinde kime hizmet ediyoruz? Vatandaşa. Bunlar için de daha iyi nasıl hizmet veririz derken Reşat Bey'lerin de çok emeğiyle birlikte Canik Kent Konseyi'ni ve işlerini kurarak iş hayatına başlıyorlar ve COSGAP desteklerinden de yararlanıyorlar. Protokol çerçevesinde il merkezinde hizmet binamızda 2 tane eğitim gerçekleştirdik Mart ve Nisan aylarında. Yaptıklarımızın içinde beceri, ben zaten ayrıca bir halk eğitim öğretmeniyim, giyim öğretmeniyim. Bununla ilgili her yıl derneğimizde 5-6-7 tane branşta kurslar veriyoruz, eğitiyoruz üyelerimizi. Ayrıca onların eğitimleri için isimlerini yazıp tekrar eğitimlerine teşvik ediyoruz, liseleri bitirsin diye. Bizim sadece konumuz istihdamdı. Kadının istihdamını yaratmak için belli noktalarda çalışmaya başladığımızda altındaki en önemli sorunun şiddet olduğunu gördük. Bunu ortaya getirip taşıdığımızda bu konuyla alakalı hiçbir söylemle çalışma yapamayacağımızı gördük. Bunun gibi sahada birçok arkadaşımızla da aslında bir odanın titre altında, bir de Yeşim Gürsoy olarak çalışmalarında dedik ki bu böyle olmayacak. Biz en iyisi fikirlerimizi birleştirelim. Kadının, Zeynep Hanım'ın söylediği gibi aslında sadece kadının değil, kadının yaşadığı toplumun bütün sorunlarını ele alabilmemiz için bir araya geldik.